Merhaba arkadaşlar, kanalım Çalilo'ya hoş geldiniz. Hatta tekrar hoş geldiniz çünkü siz bu videoları arka arka izliyorsunuz muhtemelen. Yine gördüğünüz gibi deplasmanda olan sevgilim Yağmur Yılmaz yanımda. Kendisiyle birlikte Venom'un yeni filmi Let There Be Carnage'ın fragmanını izleyeceğiz. Tepkileyeceğiz, şaşıracağız, beğeneceğiz, beğenmeyeceğiz. Duruma bakacağız. Ama öncesinde sözü yine bir kendisine bırakayım, bakalım neler söylemek istiyor bize. Öncelikle merhaba. Bu videoyu benim kanalımdan da izleyebilirsiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Tekrar birlikte Venom'un ikinci filmini, fragmanını izleyeceğiz. Görelim. O zaman önce izleyelim, sonra üzerine konuşalım. Excuse me. Yummy. Good evening, Eddie. Hey, Mrs. Chen. Good evening, Venom. Mrs. Chen. Mrs. Hi. One is the loneliest number that you'll ever do. I've been thinking you much, Eddie. Two can be as bad as one. It's the loneliest number. Because you and I are the same. Every decision we'll ever make. Who do we leave behind? And how do we leave them? Waiting in the darkness for the rescuer who never comes. Welcome back, Eddie Brock. It's been a long time. Miss you so much. Soon come chaos. The chocolate delivery hasn't arrived yet. No! We had a deal. What's gonna happen? You gonna stop protecting me? I am happy to eat, Mrs. Chen! No, no, you cannot eat, Mrs. Chen. What? Nothing. Evet. Kibarlık yapıp ilk sözü sana bırakmak istiyorum. Öncelikle ilk filmde Venom'un bu karanlık yüzünü ben pek alamamıştım. Hmm. Hani biraz komik gelmişti açıkçası. Bunda da biraz girişte öyle bir hava aldım. Yani öyle bir şey hissettim. O gereksiz espri kısmı, evet, çok fazla yayılmış gibi filmde. Umarım öyle olmaz. Yani umarım öyle olmaz diyorum. Ama onun dışında genel olarak güzeldi. Yani. Ya ben açıkçası Sony'nin ilk etapta başka bir Venom filmi çektiğini, daha sonrasında değiştirdiğini düşünüyorum. Bunu daha önceki Venom filmi incelememde de zaten bahsettim. Burada da aynı şekilde, yani bu sefer direkt aksiyon komedi çektiklerini düşünüyorum. Halbuki söyle. Sanırım ilk filmde Tom Hardy'nin bir açıklamasında mı 40 dakikalık bölümü yayınlanmamış filmin diye bir yerde okumuştum. Birçok sahne sonradan tekrardan çekildi. Bazı sahnelerde hiç kullanılmadı diye biliyorum ben de aynı şekilde. Zaten filmde bazı oturmayan birbirine sahneler var. Yani dükkana girerken, az önce girdiği, fragmanda girdiği, küçük markete girerken işte dışarıda gece. Markete girdiği zaman camdan dışarıyı gündüz görüyoruz. Tekrar dışarıya çıktığında gece oluyor tarzı. Veyahut da tam tersi bir durum falan vardı. Hani o kadar dikkatsiz bir şekilde bazı sahneler editlenmişti üstelik. Çünkü aradaki bazı gore sahneleri çıkarmak istemişler. Bu filmde muhtemelen hiç o işe bulaşmadılar. Ben bu filmle birlikte
Venom serisinin MCU'ya katılacağını düşünmüştüm. En azından ona dair sinyaller vardı ancak fragmanda ona yakın bir şey yakalayamadım. Herhangi bir ne Avengers ne bileyim ne bir Infinity War göndermesi vesaire hani o tarz büyük evet. olaylara dair bir gönderme olur belki diye bekledim ama göremedik. Muhtemelen Venom ailesinin diğer üyelerini görmeye devam edeceğiz. Sadece Carnage'ı görmekle kalmayacağız diye düşünüyorum. Arada bir iki karakter daha vardı ama çok kısa tease ettiler, çok fazla bir şey vermediler. Carnage için diyecek bir şey yok. Yani Woody Harrelson oynuyor, büyük oyuncu. Rolüne de iyi adapte olacaktır, ondan şüphem yok. Ancak gore öğeleri olmadan ne kadar bu film başarılı olabilir? Açıkçası bende soru işaretleri var. Yani bunun yanı sıra Andy Serkis'in yanlış bilmiyorsam ilk yönetmenlik deneyimi. Büyük oyuncu, iyi oyuncu. Yönetmenliğini de bununla görmüş olacağız. Yani Sony biraz daha cesur davranabilir diye düşünmekle birlikte davranamadıklarını düşünüyorum. En baştaki işte senin dediğin o kahvaltı sahnesi özellikle. Ya Venom böyle bir karakter değil çünkü. Venom tamamıyla vahşi, acımasız bir karakter ama burada böyle biraz daha anti kahraman tadında, komedi tadında götürüyorlar ki ilk filmdeki işte duygusal Venom tiplemesi, ben de eziktim olayı hala aklımdan çıkan şeyler değil. Onun bir devamı niteliğinde. Yani devam filmi sonuçta. Elbette ki devamı olacak ama dediğim gibi benim Venom'dan beklentim bu değil. Filmi dört gözle beklemiyorum. İzleyeceğim mi? Evet. Ama çok mu? Keşke yarın gelse dediğim fragman biter bitmez filmlerden mi? Hayır değil. O yüzden çok fazla fragman üzerine de söyleyecek bir şeyim yok. Senin başka söylemek isteyeceğin bir şey var mı? Benim yok şu anda. Biz bunu beğenmedik. O yüzden puanımız eksi. Böyle bundan sonra gelin kaynana yarışmalarındaki kaynanalar gibi yapacağım. Bütün videolara beğenmedim, götürün bunu buradan falan yapacağım. Öyle takılacağım bir süre. Evet, dediğim gibi beğenmedim. O yüzden çok fazla da yorumlamak istemiyorum. Diyeceğim şey şudur ki arkadaşın kanalına abone olun. Videolarını beğenin, like atın. Benim kanala da abone olun. Videolarını beğenin, like atın. Sağda solda paylaşın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye.